Bu 17. yüzyılda çalışan İngiliz filozof Margaret Cavendish'in birinci bölümü. Cavendish çok popüler bir yazardı. Döneminde esprili oyunları, şiirleri, mektupları, nutukları, kurgu metinleri ve en az onlar kadar önemli bir figür olan eşinin biyografisiyle ünlüydü. O kadar popülerdi ki ölümünden sonra bile eserleri birçok kez tekrardan yayınlandı. Varlıklı bir aristokrat olarak Cavendish çok müsrif bir hayat yaşayabilirdi. Ancak o bu servetini aktif ve başarılı bir şekilde halk nezdinde imajını iyileşmek için kullandı. Hatta egzantrik tavırları ve arsız şöhret arayışıyla o kadar ünlendi ki Çılgın Margaret, The Mad Mage olarak adlandırıldı. Sonuç olarak onu zamanı ve sonrasındaki birçok jenerasyon onu ciddi bir filozof yerine eğlenceli edebi bir yazar olarak gördü. Fakat Cavendish kendine göre zeki bir doğa filozofuydu. Felsefe ya da akademik dillerdeki eğitim eksikliğine rağmen bilimdeki en güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmeye ve felsefi müzakerelerde bulunmaya kararlıydı. Cavendish eserlerinde kartezyen dualizmi, Tom Hobbes'in materyalizmi ve doğa ve nedenselliğin makinist bir bakış açısını ele alır. Cavendish'in doğa felsefesine olan ilgisi muhtemelen bir akademisyen, soylu topluluğu kuran papazlardan biri olan abisi John sayesinde başladı. Fakat daha da sonrasında Newcastle dükü ve İngiltere'deki en zengin adamlardan biri olacak olan eşi William Cavendish'in sevgi dolu ve sarsılmaz desteğiyle bu ilgisi daha da arttı. Margaret, eşi William ile Kraliçe Henriette Maria sürgününde yazman olarak eşlik ettiği Fransa'da tanıştı. 1642'de İngiltere'de yıkıcı bir iç savaş başlamıştı ve bu yüzden taca sadık olan birçok aristokrat ve bilim adamlarının yanı sıra Kraliyet Mahkemesi'nde 1660'taki Kraliyet Restorasyonu'na kadar yaşayacakları Fransa ve Hollanda'ya kaçtı. Cavendish'in evliliğindeki uyum hem sosyal hem entelektüel açıdan onun için önemliydi. Soylu ve sözü geçen ondan 30 yaş büyük olan eşi William, amatör bir akademisyen olarak felsefeye çok ilgiliydi. Ünlü filozof Tom Hobbes'in de onun kişisel hocasıydı. William Margaret'i sürgün edilen Fransız ve İngiliz bilim adamlarından oluşan entelektüel bir sınıfla tanıştırdı ki kısa süre sonra bunlar Newcastle veya Cavendish'in sınıfı olarak tanınacaktı. Bu sınıf günün kim kimdir felsefesini de içeriyordu. Tom Hobbes, Kenan Digby ve Walter Carleton gibi İngiliz filozoflar ve René Descartes, Pierre Gezenti ve Marin Mersenne gibi Fransız filozoflar dahildi buna. Bu filozoflar tarafından ele alınan yeni mekanik felsefe, Cavendish'in üzerinde ona doğa felsefesini sürdürmesinde ilham verecek kadar derin izler bıraktı. Eşi de 1660'ta İngiltere'ye dönene kadar doğa felsefesiyle ilgili 5 eser yazmıştı. Diğer videoda Cavendish'in İngiltere'nin restorasyonunda doğa filozofu olarak gelişimine bakacağız.